Sıkça sorulan sorulardan bir tanesini yanıtlamak için çektiğim bir video oluyor bu video. Normalde hep dikiş videosu oluyor fakat bu sökme tekniği videosu olacak. Çünkü çok fazla karıştırdığınız bir dikiş var. Bu da çift iğne mi yoksa reçme dikişi mi olduğuna dair. Önümde reçme dikişine ait bir dikiş var. Bunun reçme dikişi olduğunu altındaki şu örgüden anlıyoruz. Çift iğne ise arada herhangi bir örgü bulunmadan zincir şeklinde iki tane yan yana dikişten oluşur. Farkı budur. Reçmenin arasında dikiş vardır. Çift iğne de iki zincirden oluşan dikiş vardır. Şimdi reçme dikişini sökmeyi göstermek istememin sebebi sıkça kullanılan bir dikiş. Özellikle penyelerde kullanılan bir dikiş. Kol ağızlarında, etek uçlarında yani bedenin alt kısmında bulunan dikiş olarak kullanılıyor. Ve genelde hafif çıtlama yaparsanız ya da işte ipte gerginlik varsa fark edilmemişse sonrasında giyinip çıkarken sökünebiliyor. Bunu düzenlemek istediğiniz zaman da boyunu kesmek istemiyorsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu yüzden İğne izi kalmadan çok basitçe sökmenin yöntemini göstereceğim. Bakın şu bizim dikişimizdi. Bedenimizi tersine çeviriyoruz. Özellikle düz kısmından yapmıyoruz. Çünkü dikilirken tersinden dikilerek ilerleniyor reçme. Düz ters kısmına çevirdim. Şöyle özellikle kırmızı yerine denk getireyim ki algılamanız daha kolay olsun. Tersine çevirdim ve bedenimi sol tarafa doğru yatırdım. Sol tarafa yatırmamın sebebi sağ tarafta makinenin olması ve makinenin altına bu şekilde bedenin verilmesi. Sonrasında halka şeklinde şu şekilde dikiliyor ve dikiş yuvarlanarak geliyor ve en son şurada bitiyor. Bittiği yerden her zaman geriye doğru sökülür. Yani ileri doğru gitmeyeceğiz. Geriye doğru adımlarla ilerleyeceğiz. Aynı örgü gibi düşünebilirsiniz. Örgüde de hata olduğunda tersine doğru sökülerek ilerlenir. Buradaki bakın üst kısımda bulunan dikişleri yukarı doğru çıkarıyorum. Bunu bir iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben sökücünün uç kısmıyla yaptım. Şu kısmıyla. Yukarı doğru çıkardım ve bu İki ipi elime alıp burada sabitliyorum. Kaymasını, gitmesini istemiyorum. Altta bulunan örgü de yukarıya çıkardığım zaman bakın kendiliğinden geliyor. Ve nasıl basitçe söküldüğünü şimdi göreceksiniz. Elimle tutuyorum. Sıkılık denk gelirse hafif çektiriyorum. Ve sanki örgüymüş gibi bu şekilde ilerletiyorum. Alttan ve üstten yaptığım tek işlem çekmek. İpimi koparmamaya özen gösteriyorum. Hiç iplik iplik olmadan, etrafa saçılmadan çok temiz şekilde çıkıyor. Ve dediğim gibi iğne izi görünmesini de engellemiş oluyorum böylece. Çok sık kullanıldıysa, çok fazla yıkandıysa artık iplikleriniz eskiyebilir. O yüzden biraz zor sökülebilir. Çok germeden, zorlamadan elimizle düzenleyerek ilerliyoruz. Hiç ipimi koparmadan reçmemin tamamını bu şekilde sökmeye çalışıyorum. Siyah olduğu için çok net anlaşılmıyor ama elimden anlayabilirsiniz. Bakın şöyle açıyorum.
Artık burada ben koparıyorum. Şimdi söktüğüm yere geri geliyorum ve bakın. Hiç sorun yaşamadan altta bir sürü iplik iplik kötü görüntü olup temizlemek zorunda kalmadan çok kolay bir şekilde reçimimi söktüm. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.